geçtiğimiz hafta içerisinde talihsiz diye ifade ettiğimiz dünyadaki en büyük üç dinin kutsal saydığı bir mekanı hukuk dışı bir devletin başkenti olarak tanıdığını ifade eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ancak dünyada bunu bir deli ifade edebilirdi. Böyle birisine bunu söylettiler. Böyle bir talihsiz açıklamanın akabinde bu toplantıyı yapmış bulunuyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi dünya kültürlerinin birleştiği bir üniversite diyebiliriz. 103 ülkeden öğrencimiz var. Tabii ki Filistin'den de öğrencilerimiz var. Öğretim üyelerimiz var hatta. Böyle bir ortamda böyle bir etkinliği yapmak gerçekten bizim dünyaya bir haykırışımız olacak. Daha önce belirtildiği gibi 400 yıl önce Osmanlı'nın getirmiş olduğu adalet bu yüzyıl başına kadar devam etti. Öyle ki o zaman belirlenmiş kurallar oradaki bir mescidin penceresinin 400 yıldır kapatılmamasına varacak kadar bu kurallar uygulandı. Her üç dinin müsebbipleri, dindaşları bu kurala uydular. Ne zaman ki 100 yıl önce Osmanlı Filistin'den, Kudüs'ten ayrıldı ve bu 100 yıl boyunca kan, gözyaşı bu coğrafyada eksik olmadı. İşte bugün bu 100 yılın sonunda çevremizde yaşadığımız bütün bu hadiseler aslında biraz önce bahsedildi, çeşitli siyasi olaylar, Suriye'deki olaylar, Irak'taki olaylar, daha önce Arap ülkelerinin tamamında olan olaylar, geçtiğimiz yıl içerisinde büyük Arap ülkelerinde, zengin diyebileceğimiz Arap ülkelerinde olan olaylar aslında her biri bir zincirin parçası. İşte bunun son noktası Kudüs'ü kanunsuz İsrail Devleti'nin başkenti yapma çabası. Ve onların tabiriyle aslında İslam'a vaat edilmiş olan bölgelerin Yahudilerin egemenliğine bırakılması çabasının bir sonucu. Güneyimizdeki bir Suni devlet kurulma çabası da aslında bunun bir sonucu. Yani bu film 100 yıldır oynatılıyor arkadaşlar. Belki 300 yıldır oynatılıyor ve son noktasına gelmeye başladılar. Fakat burada dikkati çeken çok önemli bir şey ifade etmek istiyorum. Kendilerine medeni diyen, insan haklarına, adalete dayanarak medeniyetlerini inşa ettiklerini söyleyen ülkeler, geçtiğimiz yıl içerisinde gördüğümüz gibi kendi değerlerine ihanet eder duruma gelmişlerdir. İşte kendi değerlerine ihanet eden bir medeniyetin artık çöküş zamanı başlamış demektir. Ve bu aynı zamanda İslam medeniyetinin yükselme döneminin başladığı zamana denk gelmektedir. İşte şimdi bizleri izleyen sevgili gençler, sizler bu yükselme döneminin neferleri olacaksınız. Bu tip etkinlikler sizler için çok faydalı. Kudüs, bütün dinler için kutsal ama Müslümanlar için namustur. Ve lütfen namusunuza sahip çıkalım arkadaşlar.